1978 yılında kurulan İstanbul Halk Ekmek asıl misyonu olan İstanbul vatandaşları başta olmak üzere tüm halkımıza sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ekmek temin etmeyi kendisine ilke edinmiş bir kurum. Buradaki sürdürülebilirlik kelimesinin altını bugün özellikle çizmek istiyoruz biz. Yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bu seminerde bizlerle birlikte olacak tüm konuşmacılar, değerli hocalarımız, değerli girişimciler, değerli çiftçilerimiz ve sizler değerli katılımcılar, bu işin uzmanları olarak bu işin ne demek olduğunu, aslında buğday sürdürülebilirliğini, Türkiye'de ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak biliyorsunuz ki sürdürülebilirlik kelimesini çok daha fazla zikretmeye başladık son dönemlerde. Bunun tabii belli nedenleri var. Her şeyden önce sürdürülebilirliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Garip bir şekilde dünyanın hiç beklemediği şekilde bir pandemi atlattı bütün dünya. Bütün üretimi durdu. Keza ardından maalesef ülkemiz adına gerçekten son dönemin Cumhuriyet tarihinde en büyük depremlerinden birini yaşadık. Felaketlerinden birini yaşadık. Yine bütün kaynaklarımız oraya seferdir. Keza yakın coğrafyamızda yaşanan bazı savaşlar, özellikle buğday tarafında yaşanan krizleri, tehditleri, bunların hepsini gördük. Bizler de Türkiye'nin en büyük ekmek üreticisi olarak bu işi sahiplendik. Bizlerle birlikte istişare etmek adına böyle bir seminer düzenledik. Katılımınız için, bu kadar yol tepip buraya sabah geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle bu programımızın moderatörlüğünü yapacak olan Nihan Yenilmez Arpa Hanımefendi'yi burayı davet edeceğim. Ancak çok özür dileyerek önce ben unuttum. Kısa bir ekmek belgeseli filmimiz var. Sizlere onu göstermek istiyoruz. Hemen ardından seminerimizi start vereceğiz. Çok teşekkürler tekrar. Hepimiz için çok değerli ama Anadolu topraklarında bitkiden daha ötesi buğday ve buğdayın ürünleri. İşte halk ekmekse benim hani gözlemlediğim, okuduğum, taradığım ve şu kısacık bilimde de gördüğüm kadarıyla ne kadar önemsiyor ki, yani sadece ucuz, halka ucuz ekmek dağıtmak değil, aslında buğdaya değer verdiğini, buğdayın buğdaydan sağlıklı ürünleri hem ucuz hem erişilebilir kılmak. En temelde aslında dün sevgili genel müdürümüz şöyle bir şey söyledi. Biz buğdayın o zincirin halkasında olmak istiyoruz. Aslında biz buğdayı korumak ve bunu o zincirin önemli bir parçası haline gelmek istiyoruz. Sadece İstanbul için değil, bunu bütün Türkiye için dedi. İnsan gurur duyuyor bununla. Çünkü gerçekten COVID bize ne kadar önemli bir besin maddesi olduğunu gösterdi. Şimdi bu değerli çalışmayı yapan, bizleri buraya toplayan, bir araya getiren çok değerli İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Namal Bey'i ben açılış konuşmalarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hocalarım, çok değerli mesai arkadaşlarım, yine görüyorum. Bugün çok önemli bir semineri düzenledik. Çok önemsiyoruz. Yaklaşık 4 yıllık görev süresi içerisinde en heyecanlı günlerden birisidir. Tohum, toprak, su ve buğday ikisini üretecek üretici, çiftçi ne kadar önemliyse, halk ekmeğin kuruluşu, kuruluş felsefesi ve sosyal belediyecilik faaliyeti olarak bir sosyal sorumluluk projesi olarak 1970'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sayın Ahmet İslam merhum, Aytekin Kotiler'in kurduğu ve bugüne kadar süre gelen bir şirkette en tepe yöneticisi olmak da siyaseten bana, benim için çok önemli, çok şerefli bir makamdır. Bir kez daha
bu kurumun önemini burada da anlamış oldum. Bunu da paylaşmak istedim. Halk etmek, demin hocamın da genel müdürümüzün akşamki ifadesinde de söylediği gibi, halk etmek sadece ucuz ekmek İstanbullulara ve ulaştırmak, işte bir kamucu sosyal belediyecilik faaliyetini yürütmekle kalmayıp, yine vizyoner liderimiz olarak gördüğümüz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde halk etmeye atfettiği görevler ve bizlere yüklediği sorumluluklardır bugün bizi bu noktalara getiren, bugün bu çalışmaları içine sürükleyen. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu şunu bize söylemiştir ilk günde, bu görev bize tebliğ edildiği günden itibaren: arkadaşlar, buğdayın ana yurdu Anadolu'dur. Halk etmek sadece ucuz ekmek ya da sağlıklı ekmek ya da işte dezavantajlı çölyak hastalarına yönelik glutensiz ekmek üretmek değil. Anadolu'nun ekilemeyen alanlarında buğday üreticileri, kooperatifleri kurdurup Anadolu'da buğday üretimi teşvik edecek bir tarladan sofraya zinciri yapabilecek bir şirket haline böyle bir vizyonunuz olsun. İşte biz de tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Burada hocalarımızı dinleyeceğiz. Tecrübeli arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Ben de sizler gibi keyifle dinleyeceğim. Buraya gelen bütün arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda görev alan arkadaşlarıma da burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Ben de çok mutlu oldum. Dün akşam gelmem gerekiyordu. Malum bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz bir sıkıntılı dönem yaşanıyor. Dün akşam gelemedim. Bu sabah ancak buraya gelebildim. Güzel bir gün geçirmenizi, bilimsel bir gün, tarım, toprak, buğdayla ilgili yeni yeni bilgiler edinerek, aa öyle mi, aa buğday bitkisi bu kadar mı dünyada önemliymiş, göçlerde, savaşlarda, kapitalizmin var olması, bütün emek sermaye çelişkisinin sebebi buğday mıymış ya, buğday bitkisi bu kadar mı göçler üzerinde etkili, bugün buğdayın biraz tarihçesini de bilim adamlarımızdan dinleyeceğiz. Güzel bir gün olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten tarımın esasında ne kadar stratejik bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz. Yaşanan savaşlar, ondan sonra tahıla ulaşmakla ilgili, buğdayla ulaşmakla ilgili yaşanan sıkıntılar, siyasi ve sosyopolitik anlamdaki etkilerini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Bunun çok daha önce farkına varmış, ondan sonra daha farklı önlemler almış olmayı arzu ederdik ama nereden başlasak bir kârdır diyerek biz de İstanbul Halk Ekmek olarak Ekrem Başkanımızın sahiplendiği bu önemli alanda dike entegrasyon ve yatay düzlemde neler yapabileceğimizi kendi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman farklı farklı bazı konulara sahip çıkmamız gerektiğini gördük. Buğday da, buğday üretimi de, genetik mirasın korunması da bu stratejik alanlardan bir tanesi. Öncelikle Ergen Bey'in de bahsettiği gibi bize vizyon olarak bu geniş çerçeveyi çizen Ekrem Başkanımızın selamlarıyla konuşmama başlamak istiyorum. Birazcık şeyden bahsedeceğim, ufak sunumla devam edeceğim. Biraz İstanbul Halk Ekmek'ten, tarihçesinden, bu zamana kadar son 4 yılda neler yaptığımızdan onlardan bahsedeceğim. Buğday ve ekmekle ilgili burada akademisyenlerimiz ve değerli girişimcilerimiz var. Onlardan çok daha geniş bir perspektifte zaten bilgiler alacağız ama biz de kendi dizi çapında sahip olduğumuz bilgileri bir ön hazırlık olması açısından sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve bu semineri niye yaptık, neleri hedefliyoruz da kısaca anlatmak isteyeceğim sizlere. İstanbul Halk Ekmek, Özgen Bey'in de bahsettiği gibi 1978 yılında Aytekin Kotil ve rahmetli Ahmet İspanki'ye son yaptığımız fakülteye kendisinin ismini verdik. Gerçekten çok vizyoner. Zamanında Robert Kolej mezunu, Amerika'da ziraat mühendisliği eğitimi almış. Sonra da İstanbul'a gelip gerçekten kendisi için, kendi halkı için çalışmayı tercih etmiş. Önemli belediye başkanlarımızdan bir tanesi.
rahmetlinin ismini bu fabrikamıza verdik. Türkiye'nin en büyük ekmek üretim fabrikası Ekrem Başkan'ın üzerinde açıldı. 78'de Ahmet İslam tarafından kurulduktan sonra 96'da 4 adlı kurulmuş ilk önce. Tabii kuruluş aşaması da belki Özgen Bey daha iyi anlatırdı bunları ama hani böyle inşaatın kalfalarının dövüldüğü, ondan sonra inşaatın yakıldığı, makinelerin şeye geldikten sonra, gübreye geldikten sonra yandığı, hani böyle 70'lerde planlaması yapılıp böyle 7-8 sene içerisinde 78'de operasyona başlamış böyle biraz sorunlu bir alan. Yani hani öyle zamanında ciddi dirençlerin olduğu alanlardan bir tanesi. O zaman Almanya'dan, İtalya'dan ve hala çalışan 4 tane ekmek hattıyla başlıyor üretim. Sonrasında 96 yılında da Kayseri Ekmek Halk Ekmek Fabrikası için alınıp ama kullanılamayan 2 tane daha aynı büyüklükte hat daha getiriliyor. Toplamda 6 hat çıkıyor. 98 yılında Kartal'daki fabrikayla beraber Sultan Gazi Cebeci'deki fabrikalarımız devreye giriyor. 2019'da hepinizin bildiği gibi bir İstanbul'da bir enerji değişimi yaşadık. Dolayısıyla o enerji değişiminden sonra da gene halk ekmek için esasında kritik kilometre taşlarının olduğu 3-4 sene yaşadık. Önemli değişikliklerden bir tanesi ilk kurulduğu fabrikanın kapanması söz konusuydu. Yönetimine geldiğimiz zaman o fabrika artı hale gelmişti. Edirne Kapı Fabrikası 3'te 1 kapasiteyle çalışıyor veya çalışmıyor. Yaklaşık işte günde 250 bin adet ekmek üretir veya üretmez durumdaydı. O fabrika artı depreme karşı, evet, depreme karşı dayanıksızdı. Dolayısıyla biz geçtiğimiz seneler içerisinde orasını hem depreme karşı dayanıklı hale getirdik ve bugün de 250 bin ekmek üreten yerden 800 bin adet ekmek üretir hale geldi. Gene biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin hatta belki de Avrupa'nın en büyük tek çatı altında üretim yapan en modern tesislerinden bir tanesini kurduk. Ahmet İsvan fabrikası. Toplamda 75 dönüm üzerine 36 bin metrekare tek çatıda kapalı alan. Bir akşam hocalarımızla da konuştuk. Ekşimaya startupları olan, ondan sonra 4 saate kadar uzun fermantasyon, uzun hayvan yöntemiyle üretim yapabilen bir tesis şu anda Türkiye'de operasyonda, hayatta. Bunun benzeri Türkiye'de yok, Balkanlar'da yok, Avrupa'da yok. Hem yabancı ortaklarımızla, tedarikçilerimizle konuşarak da teyit ediyoruz. Yani eşsiz, eş benzeri olmayan operasyonlardan bir tanesi. Yeni hatlarımızın da devreye girmesiyle beraber burada çok daha sağlıklı, biyo yararlılığı yüksek ürünlerimizi de İstanbul halkıyla ulaştırmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 2019 yılından 2022 yılına kadar baktığımızda biz 1.5 milyon olan kapasitemizi, ekmek üretim kapasitemizi 1.8 milyon adede çıkarttık. 2019 yılında 254 milyon adet olan ekmek üretimimizi, normal ekmeği söylüyorum, 403 milyon adede çıkarttık. Neredeyse iki katına çıkarttık. Halk ekmek olarak baktığımızda bizim sadece işte kepekli ve normal ekmek değil, 52 tane farklı çeşit ürünümüz var. Yani paketli, işte toplumun sağlık beklentilerine uygun, farklı gelir seviyesindeki tüketicilerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede, işte organik ekmeğinden çörekçilerin kullandığı özel ekmeklere kadar, buğdaydır, çavdardır, tuzsuzdur vesairedir, 52 tane farklı ürünümüz, glutensiz makarna, veya bugün de tartışacağımız, konuşacağımız üzerinde bilgi sahibi olacağımız yerel tohumlardan, atalık tohumlardan üretilmiş unlara kadar 52 tane farklı ürünümüz var. Biz işimizi yaparken 3 günde bir dünyanın çevresinde dolaşacak kadar kilometre yapıyoruz. Yani günde 16.500 kilometre yol yapıyoruz. Her gün 3.000'den fazla noktaya dağıtım yapıyoruz. Her bir tek bir noktayı besliyoruz. Bazı noktaları birkaç sefer besliyoruz. 7200 ton civarında özellikle çiftçiden çiftçiyi ve küçük süreticiyi desteklemek için doğrudan satın alma yaptık 2022 yılında. Bu bizim için önemli faktörlerden bir tanesiydi. Ve kullandığımız un çuvallarını üst üste koysak bir haftada Everest Dağı'nı aşacak büyüklükte bir tüketimimiz var. Yani bir hafta tüketimimiz bir Everest Dağı yüksekliği yapıyor. Ata tohumları dediğim gibi bizim için çok çok kritik. Yani genetik mirasın korunması, onların kendi içerisinde sürdürülebilir bir ekonomik büyüklüğe ulaşması bizim için önemli.
ulaştığımız pazarlama ve satış network'üyle bunu yapabildiğimizi gördük. Daha fazlasını yapabilmek için zaten buradayız. İnşallah bugün de güzel, faydalı bir toplantı var. Biliyorsunuz bizim küçük büfelerimiz vardı. Yaklaşık 500 seviyesinde olan sayı bugün itibariyle 100 küsüre 104'e çıkarttık bildiğim kadarıyla. Ve işimizin her alanında da dijitalleşiyoruz. Yani olabildiğince dijital teknolojiyi kullanarak işte siparişinden teslimatına kadar işte sizlerin görüşlerine kadar pek çok noktada dijitalleşmeyi de önemsiyoruz. Satış adetlerimizde bahsetmiştik. Yaklaşık 150 milyon adet olan reytingimiz 3-4 sene içerisinde 4-5 milyon adede çıktı. Hani bunu özellikle bazı noktalarda uyguluyoruz. Ekmek üretmediler. Ondan sonra sevk etmediler gibi bazı propagandalarla karşı karşıya kalmıştık. Yani üretim rakamlarımız böyle. Her sene en az %30 civarında büyüdük. %20 civarında büyüdük. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akademik çalışma olarak geçmiş dönemden bugüne gelen pek çok akademik çalışmayı da sürdürdük. Hele bir bunlardan bir tanesiydi. Değerli hocalarım belki burada kendi görüşlerini de gün içerisinde paylaşacaklardı. Glisemik indeksin yükseltilmesi, ürünlerimizin bu anlamda daha şeker intoleransı olan, insülin intoleransı olan insanların da rahat kullanabilmesi için pelevili kullanabilir miyiz diye bir akademik çalışma yaptık. Bunun sonuçları çok da istediğimiz noktada değil ama en azından yaptığımız güzel çalışmalardan bir tanesiydi. Ekşi Maya projesi önemli bir konuydu. Hala sürdürüyoruz. Dediğim gibi özellikle Ahmet İsmail Fabrikası'nın Ekşi Maya Starter'la başlayıp kendi mayamızı çoğalttığımız ve Ekşi Maya kültürü kullandığımız fabrikamızdır. Bunu özellikle paket ürünlerimizde önümüzdeki aylarda daha sık duyacaksınız bizden. Çünkü Ekşi Maya'yı önemsiyoruz. Yerel kültürleri önemsiyoruz. Bu bizim için önemli akademik çalışma alanlarından bir tanesi. Buğday ve ekmek esasında şehir içerisinde de gençliğe İstanbul'un ne kadar ekmeğe ihtiyacı olur? Halk ekmek olarak bunun maksimum %10-11 civarında karşılamayı öngörüyoruz. Bunun için yeni yatırımlar olarak nelere ihtiyacımız olur? Hangi alanlara, hangi teknolojilere ihtiyacımız olur? Bunlarla ilgili stratejik planımızı hazırladık. Başkanımıza sunduk, onaylarımızı aldık. Bununla ilgili de yatırımlarımız zaten devam ediyor. İnşallah Kartal Fabrikası'nda yeni bir hat daha yapacağız. Özellikle glutensiz ürünlerle ilgili yani gelişen trendler doğrultusunda ne kadar sağlıklıdır, sağlıklı değildir gene belki bugünkü toplantı içerisinde konuda hocalarımızdan bir şeyler duyarız. O tartışılabilir bir alan ama büyüyen bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki 5-6 sene içerisinde bu sağlıklılar dolayı ulaşacak bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Ve o alanda bazı yatırımlarımız olacak, ürün çeşitlendirmesi gibi yani farklı büyümelere ulaşacağız ve en sonunda biz 525 milyon adet ekmek üretir duruma gelecek şekilde bir yatırım planlaması içerisinde olacağız. Buradan ihtiyacı olarak da baktığımızda işte şu anda sadece ekmek için yaklaşık 2 milyon tona yakındır. Buradan tüketiliyor. İstanbul sadece bunun kendi tüketiminin %5'ini 6'sını üretebilir durumda. Tükettiği buğdayı stoklayacak kadar bile bir alanı yok. Yani biz işte bu stratejik plana bakarken hani tüketilen buğdayı dikkate aldığımızda, ekmek dışı ürünleri de dikkate alırsak 4 milyon ton demek. 4 milyon ton buğdayın ancak 250 bin, 300 bin ton civarında bir kısmının sağlıklı bir şekilde İstanbul'da depolanabileceğini gördük. Bu anlamda da Ticaret Bakanlığı'na bir başvuruda bulunduk. Sadece kendi tüketimimizi garanti altına almak için ilk önce 50 bin ton, sonra da 150 bin tona çıkacak bir lisanslı depoculuk bir şirketi kurduk. Konuyla ilgili yatırımlarımız da devam edecek. Yani sadece biz ekmek üretmekle ilgili makine ekipman yatırımlarının dışında işte buğdaydan başlayıp son kullanıcıya kadar olan bütün değer zinciri içerisinde kendimize düşen alanlarda yatırım yapmaya ve buradaki tedarik güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki bir iki sene içerisinde de bu lisanslı depolukla ilgili yatırımımız da sonuçlanmış olacak. İlk başta bir 50 bin tonluk lisansımızı aldık. Zaman içerisinde de bunu 150 bin tona kadar çıkartacağız. Silivri bölgesinde bu yatırımımızı yapacağız. Buğday tabii çok önemli, kritik, stratejik bir emtia. Yani bunu
gördük. İşte her gün haberlerde zaten hani bununla ilgili hareketlerin ne olacağını dinliyoruz, izliyoruz. En büyük üretim bölgesi de esasında Ukrayna ve Rusya. Yani onun dışında Amerika'da, Avustralya'da da üretim alanları var ama Kuzey Yarımküre olarak baktığımız zaman Ukrayna ve Rusya bu anlamdaki en önemli üretim bölgeleri. Biz de bu doğal tahıl yolunun üzerinde bulunan bir ülke olarak, önemli bir tüketici olarak da bundan da faydalanıyoruz. Ama tabii ki kendi yeterliliğimizi koruyabilmemiz de bir o kadar önemli. Bak şu böyle.